Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkesin beklediği dizi Kızıl Goncalar 3. bölüm dizisi yayına gelecek. Çok önemli gelişmeler ve ayrıntılar var. Faniler tarikatının neler olacak? Özellikle depremzede olarak İstanbul'a gelecekler. Meryem, Naim ve Zeynep Dare'ye yerleşecekler. Tekke'de yaşayacaklar. Yani tarikatta yaşayacaklar. Tabii ki özellikle Zeynep'in başına ne gibi olaylar gelecek? Çünkü Zeynep küçük yaşta evlendirilmek isteniyor. Ama Meryem bunu istemiyor. Meryem özellikle Levent'ten yardım isteyeceğini düşünüyorum. Levent'le Meryem'in işbirliğiyle Zeynep'i özellikle küçük yaşta evlendirmek için bir kıyasla bir mücadele olacağını düşünüyorum. Tabii ki Tekke'de tarikatta neler olacak? Hem Naim Efendi hem de Meryem tartışacak. Peki Meryem özellikle Levent'ten bir yardım isteyecek. Peki Levent yine Cüneyt'e yardım edecek. Çünkü Cüneyt'in psikolojik sorunu olacak. Cüneyt'in sıkıntılı olacak. Ve Cüneyt'in sıkıntılarını Levent çözmeye kalkacak. Tabii ki dediğim gibi Meryem özellikle kızının evlenmesini istemiyor. Bu alanda Levent'le bir işbirliği yapacak. Çünkü Levent özellikle Meryem'e yardım edeceğini düşünüyorum. Yani Kız Goncalar dizisi özellikle yayınlandığı iki bölüm harikaydı. Yani milyonlar izlendi. Bir parça 7 milyon izlendi. Bir parça 5 milyon izlendi. Yani özellikle 2024 yılının en iddialı dizilerinden biri olacağını düşünüyorum. Kızıl Goncaları ve özellikle yani Kızlık Şerbeti gibi, Yalı Çapkını gibi, Kılıç Osman gibi dizileri geçebilir arkadaşlar. Çünkü konusu, oyuncu kadrosu, senaryo harika. O yüzden Kızıl Goncalar dizisi özellikle 2024 yılının en çok izlenen dizileri olacak. Özellikle Özcan Deniz'e, Özgün Namal gerçekten oyuncuları oyunculuğu harika, ayakta alkışlanması gereken bir durum ve çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Kızıl Goncalar dizisi rekor kıracak arkadaşlar. Üçüncü bölümü ben özellikle rekor kıracağını düşünüyorum. En çok trendlere giren ve izlenen videoların başında gelebilir. Ve Kızıl Goncalar dizisinin ilk 3 parti fragmanı yayınlandı. Sonra fragmanda gördük arkadaşlar. Meryem, Zeynep, Naim Efendi ve Levent, Cüneyt gibi karakterlerin nasıl oynadığını gördük.